Gel. Ha, Cüneyt, gel. Gel. Gergin görünüyorsun. Siz de. Evet. Evet. Nasılsın? Ha, pardon, boş ver. Geri aldım. İyi değilsiniz. Ben sonra geleyim. Hayır, hayır. Otur, otur. Seninle konuşmak bana iyi geliyor. Gerçi bunu söylememem gerekiyor ama neyse, boş ver. Ben kendimi insan olmakta zorlanıyor gibi hissediyordum. Siz daha da zorlanıyor musunuz? Meslek etiği. Ne diyor meslek etiği? Görünmez ol diyor. İşe yarıyor mu görünmez olmak? Ne konuştuğuna bağlı. Yani karşı tarafın anlattıkları eğer senin onaylamadığın, küçümsediğin ya da katılmadığın şeylerse kendi duygunu çok belli etmeden onun duygu durumuna saygı göstermek zorundasın. İnsan saygı duymadığı bir şeye saygı duyabilir mi? Ama biz normal hayatta dışarıda insanların neyi ne kadar önemsediğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama onlara aynı saygıyla konuşmuyoruz ki. Bir derdim olduğunda siz bana doktor olarak bu dert değil deseniz ben bunu ciddiye almaz mıyım? Mesela kimlik değil mi? Mesela boynum ağrıyor diye doktora gittim. Eğer ciddi bir şeyim yoksa doktor bana ciddi bir şey yok desin diye beklerim. Boyun fıtığım varmış gibi davransın ister miyim? İşte tam da psikiyatri burada diğer tıp dallarından ayrılıyor. Yani mesela şöyle düşün, asansör korkusu olan birine canım bin asansöre bir şey olmaz falan diyemezsin. Klostrofobisi varsa vardır, küçümseyemezsin. Ya da asansörün ne kadar güvenli olduğundan bahsedemezsin. Siz olunca konu gerçekten ne olduğu olmuyor. Kişinin ne olduğunu düşündüğü oluyor. Bir şehir efsanesinde adamın bir tanesini, bir mahkumu iğneyle, zehirli iğneyle idam edecekler. Biliyorsun o iğneler aslında bir tane değil, birçok iğne var orada. Ama zehirli olan en son vurulacak olan iğne. Mahkum tabii bunu bilmiyor. Zehirli olanın ilk vurulacak iğne olduğunu zannediyor. Ve ölüyor. Ya muhtemelen korkudan, kalp krizinden ölmüştür. Beyin gücüyle kendini öldürdüğünü sanmıyorum. Ama beynin sinapslara gönderdiği mesajlar sırlı olabilir. Rüyalar gibi. Yani rüyalardaki o düşme hissiyle aynı deneyim aslında. Anne, burası çok yüksek. Gidelim, gidelim. İnsan hiç görmediği bir şeyi rüyasında görebilir mi? Veya yanlış bir hatıra üretebilir mi? Bu konuda bazı araştırmalar yapılıyor. Mesela rüyalarda gördüğümüz o yabancı yüzler gerçekten de yabancı mı? Yoksa televizyonda, sokakta gördüğümüz ama aslında fark etmediğimiz yüzler mi? Beyin biz fark etmesek de birçok şeyi kaydedebiliyor. Da Vinci gibi insanların kabiliyetleri. Beynin kapasitesini merak edenler var bu alanda. Aldous Huxley, algının kapılarında bahsettikten sonra özellikle. O uyuşturucu kullananların mazeretiymiş gibi geliyor bana. Kimyasalların beyine çok enteresan etkiler yaptığını biliyoruz. Aslında teknik olarak size yazdığımız o ilaçlar falan uyuşturucularla aynı teknolojik yollarla yapılıyor. Kokain de biliyorsundur zamanında aslında tıbbi bir ilaç olarak icat edildi. Biz de onu madde kullanmadan yapmayı icat ettik. Evet, meditasyon türleri de aslında beyni böyle sağaltabiliyor. Karanlık oda, sessiz odalar, bu deneylerde bulunanlar aslında çok ciddi algı kırılmalarından bahsediyorlar. Bu sizin zikir de böyle bir şey. Algı olunca neyin gerçek, neyin doğru olduğunun bir anlamı kalıyor mu? İşte tam da algı kelimesi bu dediğin şey. Huxley'in dediğiyle Orwell'ın dediğini aslında birleştirir de öyle düşünürsen 1984'te bir topluma neyin nasıl olduğunu o toplumun algılarıyla oynayarak o topluma tekrar tekrar satabilirsin. Ama bir insan kimse onun algılarıyla oynamasa bile kendi algılarıyla oynayabilir. Oynar da.
lise zamanında bitse de üniversiteye başlasam diyen bir gencin sonrasında keşke lise zamanına dönsem demesi gibi. Hatıraya anlam yükleyen de bizleriz. Eğer lise yıllarında zorbalığa maruz kalmışsa öyle düşünmeyebilir. Geçmişte ne yaşadığını yadsıyamayız. O rola göre değil. Öyle de yani bu aslında bir insanı, bir toplumu yıllar içinde manipüle ederek mümkün. Seninle ketlenmeyle ilgili konuşmuştuk aslında. Neyin ne olduğunu kimse bilmiyor yani. Her şey bir rüya da olabilir. Sen böyle rüyalar falan görüyor musun, hikayeler? Görüyor muyum? Hatırlıyor muyum? Ayırt edemiyorum. Ne gibi şeyler? Annem. Hastalandı, öldü. Ne görüyorsun? Küçüklüğümü. Annemle bir yere gidiyoruz. Ama birden ben yalnız gidiyorum'a dönüyor. Sonra yine annemle gidiyoruz. İyi bir gidiş mi bu? Ne hissettiriyor sana? Bir yerden gidiyoruz sanki. Korkuyorum ama elini bırakmak istemiyorum. Şeyden kaçıyor. Çekiştiriyor beni. Arkama bakıyorum, kimse yok. Sonra hızlanıyor, acelesi varmış gibi. Sonra yavaşlıyor. Sonra ölüyor. Ne olduğunu görüyor musun? Düşüyor. İyi misin Cüneyt? Durdurabilir miyiz? Nasıl istersen. Bayram geliyor. Evet. Bir zaptiye Bektaşi'yi gece vakti yolda çevirmiş. Demiş nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Namazdan mı? Namaz var mı demiş. Vallahi demiş bayramdan bayrama. Ulan demiş sen şarap mı zıkkımlanıyorsun? Vallahi demiş akşamdan akşama. Biliyordum. Ay biliyordum. Sinirlerim bozuldu. Gerginlik var. Evet var. Var. Sen de? Bizde çeşmelerden duvarlardan akıyor gerginlik elhamdülillah. Ama olmadı şimdi ya. Ben de seni buraya germeye gelmiştim. Estağfurullah, eksik olmayın. Ay peki. Ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim mi? Annenden bahsedelim. Hangi kısımdan? Ne hatırlıyorsa. Hastalığıyla ilgili falan. Hayal meyal hatırlıyorum. Bir odaya kapatırlardı. Beni sokmazlardı içeri. Sen girme, üzülürsün derdi aslında yengem. Hiç doktora falan gider miydi? Hatırlamıyorum. Öldüğünde peki gördün mü? Yanına aldılar mı seni? Ne hissettin? Bilmem. Peki şimdi düşününce ne hissediyorsun?
ölümü mü, ölümün bendeki yansıması mı? Ne fark eder? Eder. Ölümüne duyduğum tepkiyle, annemi kaybetmenin benim için ne anlama geldiğine duyduğum tepkiyi karıştırabilirim. Üzüldün ya da kızdın. Üzüldüysem kime üzüldüm? Kendime mi, ona mı? Kızdıysam kime kızdım? Allah'a mı haşa? Kime kızdığının bir önemi yok Cüneyt. Yani kızdıysan kızmışsındır. Önemli olan seni takip eden bu hissin kaynağını bilmek ve bir fikir sahibi olabilmek. Yani kolay değil. Anneni erken yaşta kaybetmiş olmayı kabullenmiş olman dünyadaki en zor şeylerden biri. Ölümü kabul etmek dünyadaki en zor şey. Lerden biri değil. En zor şey. Kimin erken, kimin geç öldüğüne dair bir ölçü var mı? Biz burada 90 yaşındaki anasını gömerken kendini yerden yere vuranı da gördük. El kadar bebeğini toprağa verirken tevekkül eden de. Neden peki? Çünkü ölüm varlık sancısını tetikler. Varlık sancısı ne kadar yüksekse ölümü kabul etmek o kadar zor olur. Böyle mi düşünüyordun o yaşlarda? Ben de varlık sancısı varlığımla başladı sanırım. Bu Optedix mi vardı? Kazana düşmüştü, iksir içemiyordu. Onun gibi. Böylesi belki de senin için daha iyidir. Suami Bey hakkında ne düşünüyorsunuz? Derdinize deva yoktur diye düşünüyorsunuzdur. Gitmek istiyor. Kalmak istemiyor. Ötenazi. Ben ona teklif etmiştim ama ben geldiğimde şakalaşmıştık. Geçiştirmişti o zaman beni. Şimdi her yolu deniyor. Ben engel olmasam çoktan gitmişti. Neden engel oluyorsunuz? Neden mi? Evet. Benim bu hususta ilgili kanunlarım var. Devletin de var. Yarın olmayabilir. Devlete ne bakıyorsunuz? Benim ontolojik bir açıklamam var İslam'da bununla ilgili. Kendi canını almakla ilgili. Sizin bir açıklamanız var mı? Cüneyt, ahlak sadece dinlere ait bir şey mi? Seküler bakış açısıyla intihar yatsınamaz mı? Bence yatsınamaz. Ya, burada anlaşamayacağız biz seninle. Yani bu yaşamın yüksek ilkeleri insanı insan yapan maceranın kendisinden doğar. Ya bak, burada sıkışıp kalacağız seninle. Hem unutma. Onurlu bir yaşam, seküler bir kültürün daha da olmazsa olmazıdır. Kulluk kültüründe bile bulamazsın. Öfkelenin diye söylemedim. Merak ettiğimden sordum. Bir insan, başka bir insanın kendi hayatıyla ilgili aldığı karara hangi gerekçeyle karışır diye. Vazgeçip gitmek istemesi yanılsamaya ya da psikosomatik bir buhrana bağlı bir şeyden bahsetmiyoruz yalnız. Yaşam kalitesi düşmüş, ölümüne neredeyse kesin gözüyle bakılan birinden bahsediyoruz. Cüneyt, yaşam yaşamdır. Ya bu zaten kutsal bir şey değil mi? Kutsal kelimesini ödünç aldınız sanırım. Kim kutsuyor yaşamı? Yaşamın kendisi. Allah ol dedi. Demiyor musunuz? Kün. Evet. Olma dememiş. Kozmolojide olmayan bir şey var mı? Olmamaya doğru giden bir şey var mı? Bu yaşamı kutsal kılmaz mı? Kara delikler. Ya onların ardında ne olduğunu bilmiyoruz ki. Yani olmaması mümkün mü? Vallahi biraz daha sohbet etsek benden daha Müslüman çıkacaksınız doktor bey. Belki de öyleyimdir. Benim bildiğim bir şey varsa ki şudur. Ben annemle ilgili tek bir gözyaşı dökmemişimdir. Benim döktüğüm tüm gözyaşları kendimedir. Annesizliğime. Sizin de asıl derdiniz sanki... Yok, yok, hayır, hayır, öyle değil, öyle değil. Öyle değil.
Ben babamın yokluğuna alışırım. Alışırım da bu gidiş bende, Mira'da, Hande'de çok farklı çınlar. Biz psikiyatrlar rutinleri severiz. Hayatın olağan akışı. Genelde zaten psikiyatrlara gelenler bu hayatın olağan akışını dışına düşmüş insanlardır. Hatırlarsın yani, bilirsin. 1950'lerde meydanlarda insanları sallandırıyorlardı ve topluluklar oturup bunu izliyordu. Şimdiki zamanda düşünsene böyle bir şey olduğunu. Büyük bir toplumsal travma olur. Olmaz. Telefonlarını çıkartırlar. Kalıbımı basarım. Doğru, haklısın. O da ayrı bir travma zaten. Sen söylemiştin. Doğru. Hayatın rutini bunlarla değişiyor zaten. Değişen şey de rutinin kendisi aslında. Ben nasıl annemin hastalığına, ölümüne alıştıysam... Alıştın mı? Bir boşluk yok mu? Var. İşte tam da bundan bahsediyorum. O boşluk bir şarkıdaki estir. Lazımdır. Peki sen babanın boşluğundan doğacak olan besteye hazır mısın? Bunu bilemem. Düşünebilirsin ama. Ölüm rabıtası diye bir şey var. Ehli tariklerin kullandığı eski bir yol. Nedir o? İrtibat kelimesiyle düşünebilirsin. Şöyle. Bana tepkilisin. Anlıyorum. Ama bu senden de benden de büyük bir mesele. Önemli. Sizin meslekte böyle doktor danışan ilişkisi oluyor mu yalanlar üzerine? En baştan beri seninle tuhaftı. Bunu kabul ediyorum. Ama Cüneyt, sana doğruyu söyleseydim eğer, Meryem Hanım'ın babamla görüşmesine izin verecek yetkin olduğunu düşünüyor musun? Kimsenin yuları benim elimde değil. Diyelim ki sizi, düzeninizi anladım. Yetkin olsaydı dahi, bulunduğun yerin kurallarını ezip geçip izin verebilir miydin? Ya da ceza verebilir miydin Cüneyt? Vicdanını ezip ceza verebilir miydin? Karar verebilirdim Levent Hoca. Karar verebilirdim. Bu olayla ilgili ne düşüneceğime, ne hissedeceğime karar verebilirdim. Sen yalan söyleyince benim irademi elimden almış olmadın mı? Haklısın. Tamam. Bu dediğim gibi senle benle alakalı bir durum değil. Tamam, seni üzdüm. Özür dilerim. Başka çarem de yoktu. Ha, benden dürüstlük mü istiyorsun? Tamam. Söyleyeyim. Tekrar olsa tekrar yaparım. Ama konuşmak istediğim şey bu değil. Nedir? Meryem Hanım'la konuşmak istiyorum. Niye? İyi mi değil mi görmek istiyorum. Bana itimat etmeyi seçtin, karar değiştirme. Ya öyle değil Cüneyt. O vakit neden görüşmek istediğini söyleyeceksin. Ya bu zina falan yok ortada Cüneyt. Ya, saçma sapan şeye inanmıyorsun değil mi? Hakikati senin sözünde tartamam artık. Lakin evet, benim de aklıma yatmıyor. Bak, kadın korktu. Kim bilir biz gelene kadar neler yaşadı, neler oldu. Bu kararlarını, davranışlarını etkiler. Bir doktor olarak izin ver, konuşayım. Doktor olarak değil de avukat olarak görüşmek ister gibisin. Tamam, evet. Boşanmasını önereceğim, evet. O ne yapacak? Pahalı bir boşanma avukatı tutacak. Şiddetli geçimsizlik davası açacak. Protokol de imzalarlar. Basın da gelir. Öyle mi? Hiç anlamıyorsun. Hiç. Aynı gezegendeyiz ama aynı dünyalarda değiliz Levent Hoca. Ben şimdi senin söylediğini yapıp neden ortalığı tekrar harlayayım? Meryem Hanım eğer senin annen olsaydı konuşmama izin verirdin Cüneyt. Zeynep kızım, ne oluyor? İyi misin? Levent amca, Cüneyt. Cüneyt'i getirdiler. Aklı yerinde değil, titriyor. İçeride mi? İçeride. Anlat. Bir şey oldu. Arbede oldu, orada fenalaştı. Annesini gördü herhalde. Sayıkladı hep. Eve deyince de hemen getirdik.
Tamam Cüneyt, sakin ol, sakin ol. Evdesin, benimlesin. Nefes al, nefes al. Çıkın siz. Ben Sadi Hüdayi Efendi'ye... Zeynep, sen de çık kızım. Tamam, bizi yalnız bırak. İyi olacak mı? Olacak, olacak. İzin ver. Cüneyt, anneni mi gördün? O yüzden mi böylesin? Sakladılar mı onu? Bilemem. Bunu ancak sen bilebilirsin. Bulamadım onu. Benim yüzümden kayboldu. Sakin ol. Şimdi... Şimdi bir şey yapacağız seninle, tamam mı? Bak sakinleşmen için bu odaya, bana, burada ne varsa her şeye odaklanmanı istiyorum. Ben sana bir şey söyleyeceğim, sen bana başka bir şey söyleyeceksin. Dolap. Hadi Cüneyt, hızlı. Dolap. Hatta niye? Kriz. Cübbe. Ceket. Kapı. Pencere. Levent. Sen, Cüneyt. Odadasın, benimlesin. Cüneyt burada. Şimdi sakince gözlerini kapat. Karanlık. Gitmemişsin. İyi olduğundan emin olmak istedim. Neden? Ne demek neden? Neden Zeynep meselesinde beni ihbar etmedin? Ederdim. Ettim de, yani etmişliğim de var. Son dakika değişti işler. Arada günahsız insanların da zarar göreceğini anladım. Ben asıl cevabı vereyim sana. Zeynep'e dokunamayacağımı biliyordun. O yüzden ihbar etmedin. Doğru. Ama eksik. Öncesi yok mu Cüneyt? Bu bir suç ve bence doğru da değil. Bence ile sence bu kadar farklıyken biz nasıl yan yana duracağız? Bilemem. Her şeyin cevabı yok bende. Zamanı gelince. Meryem'le Zeynep'in güvenli olduğunu, zarar görmeyeceğini anladığım gün... o gün başka. Ama şimdi sen bir suçlu musun? Yoksa kurban mı? Onu henüz anlayamadım. Onu mu bulmaya çalışıyorsun? Cüneyt, her şey senle ya da benle ilgili değil. Maalesef ben bunu biraz zor yoldan öğrendim. Babamın ötenazi olma istemesi beni sevmediğinden değil. Zeynep'in okumak için kaçmaya çalışması senle ilgili değildi. Mesela annenin ölümünden kendini sorumlu tutman. Bu dünyada olan biten her şey bizim yüzümüzden, bizle ilgili değil. Nasıl bileceğim benim yüzünden olup olmadığını? Gördüklerimle bildiklerim bu kadar... başkayken. Karşılaştırmak ister misin? Nasıl? Pek geleneksel bir uygulama değil. %100'de sonuç vereceğini söyleyemem. Regresyon diye bir yöntem. Seni geçmişe götürüp annenle yaşadığın travmayı berraklaştırıp sorunun köküne inebileceğimiz bir yöntem. Hı? Anne rabıtası gibi. Evet. Yapmak ister misin? Var mısın? Kendini bir hiçliğin içinde düşün. Hatta bir suyun altındasın. Nefesini yavaşlat. Yavaşlat. Kendine dışarıdan bakmaya başla. Yaşadığımız bütün hatıraları hatırlamayız. Unutmayız da. Zihin hepsini kaydeder. Çocukken hiç resim çizdin mi? Bizde olmaz. Ama bilirsin, insanlar çocukken çizdiği resimlerin hepsini hatırlamazlar. Bazılarını hatırlarlar.
özel anlarla ilişkilendirdiklerini. Çizerken çok uğraşmışlardır. Hafızalarında o an çizdikleri her an kayıtlıdır. Tıpkı bir sandığın içine koyup kilitlemek gibi. Şimdi o sandığı açıp içindeki resimlere ulaşacağız. Cüneyt, senden istediğim annenle yaşadığın son günü resmetmen. Bana tarif edebilir misin? Bir yerdeyim. Dergâhtayım. Annemi arıyorum. Dua ediyorlar. Hanımlar kalabalık, karışık dualar. Ya Şafi, ya Kafi, ya Baki, ya Şafi, ya Kafi, ya Baki, ya Şafi, ya Kafi, ya Baki. Hanımlar, siz duaya devam edin. Rukiye abla, gözünü seveyim, bırak beni gideyim. Allah şifanı verecek. Gideceksin kızım biiznillah. Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda olanlarından sana sığınırım. Var annemde. Rukiye diye bir hanım onu çıkartacak. Annen ne yapıyor? Korkuyor. Yorgun. Bırakın diyor. Hasna, kızım yardım et. Gülayşe, kuzum, sabret olur mu? Geçecek bak, hadi. Abla ne olur bırak beni, ben değilim. Sıkı tut. Nahlede peygamberimizin tilavetini duyup da iman edenler. Artık Rabbimize kimseye ortak koşmayacağız diye yemin edenler. Şu kızcağıza musallat olan kim? Adını verin bana. Bırakın. Bırak beni gideyim ne olur. Dur Ayşem, hadi. Hadi güzelim, hadi ne olur. Hadi. Kızım, aç ağzını. Şifadır. Bir kaşık. Aç bir kaşık. Aç ağzını bir kaşık. Aç ağzını. Aç güzelim. Aç güzelim. Hadi. Anne. 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 Cüneyt, ne oluyor? Ne oluyor anlat. Gördüler beni. Peşimden gelecekler. Cüneyt, Cüneyt. Alın çocuğu oradan. Çocuğu oradan. Gülaş. Gülaş. Bırak. Rukiye abla. Cüneyt neredesin? Cüneyt nerede? Cüneyt! Cüneyt! Cüneyt neredesin? Cüneyt nerede? Cüneyt! Cüneyt neredesin? Cüneyt! Cüneyt nerede? Cüneyt neredesin? Annem beni arıyor. Cüneyt nerede? Cüneyt! 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 Burada anne. Cüneyt'im. Annem buldu beni. Sarıldı bana. Orada mı? Gel bak, gel. Sen de şu tarafa bak. Buradan gideceğiz Cüneyt, tamam mı? Gitmemiz lazım oğlum. Anne, sen hasta mısın? Ben senin annenim oğlum. Beni hasta eden onlar. Kızım. Niye kaçıyorsun kızım? Dur, yaklaşma. Senin iyiliğin için. İyi olman için. Gel, dualarına devam edelim. Yok. Gel kızım. Gel.
Olmaz böyle. Annem o benim. Hasta edecektir annem. Hanımlar! Neredesiniz? Koşun! Yardım! Yardım edin! Tamam, sakin ol. Sakin ol. Halep'i gördüm. Hep siyah giyerdi, bu sefer beyaz giymiş. Tamam. Gerçek miydi? Tamam, yorma kendini. Geçecek mi? Geçtim artık. Önce seni rahatsız eden resmin ne olduğunu bulacağız. Öyle böyle. Rukiye diye birinden bahsettin. Kimdi o? Dergâhtan mı? Bilmiyorum. İlk defa gördüm zaten. Bugüne kadar hatırladığımı da hatırlamıyorum. Evet, şimdi Zeynep'ten su isteyeceğim. Çok iyiydin bu arada Cüneyt. Gerçekten çok iyiydin. Şimdi sakinle. Yorma kendini. Giderken sana ilaç bırakacağım. Seni bir süre rahatlatacak ama hemen başla. Tamam mı? İşaretlere inanır mısınız? Metafizik anlamda mı? Başka ne anlamda olabilir ki? Newton'un başına düşen elmayı da işaret olarak kabul edebiliriz. O da metafizik değil mi? Bence değil. Senin başına hiç elma düştü mü? Hayır. Yaşamış belki de en zeki adamın, üstelik fizik kanunlarıyla ilgilenen bir adam. Bir elma ağacının altında oturması, üstelik ağacın mevsiminde olmaz. Hatta elmaların olgunlaşıp düşecek çağa denk gelmesi. Ötesine berisine değil de kafasına düşmesi. Bu metafizik değil mi? Belki de uydurulmuş bir hikayedir. Belki de kendi uydurmuştur. Sen işaretlere inanıyor musun? Bir şeyin işaret olmasına inanmam için diğer şeylerin olmadığına inanmam icap eder. Yani her şey işaret mi? Her şey işarettir. Nasıl yani? Benim sizinle karşılaşmam, babanızın kendini öldürmek istemesi, öldürememesi, dedemle konuşması, her şey. Cüneyt, ne oldu? Annem kendini öldürmüş. Ben seçilmişim. Öyle bir kadere mi seçildim? O gördüğü rüya. Rüyasında evladını gören biri. Büyüdüğünü görmeden Cüneyt, ahiretini nasıl yakar? Hiç anlamıyorsun. Beni bir daha hiçbir zaman göremeyecek. Ahirette bile. Annen hasta değil miydi? O mezarda, o hazirede yatmayı hak etmiyor. Madem bir daha beni görebilecek, ben de onu görmeyeceğim. Cüneyt, annen hasta değil miydi? Her hasta intihar mı ediyor? Çoğu. Evet. Nihal'i hatırla, intihar ediyordu. Sen ona merhamet göstermedin mi? Sen ona yardım etmedin mi? Annen doğru düzgün bir tedavi gördü mü? Hı? Bir doktora götürdüler mi acaba? Yoksa kadın diye, Müşrik'in gelini bu halde görülmesin diye. Bak Cüneyt, burada modern tıptan bahsediyoruz evet ama biz de sonuçta bu coğrafyada görev yapıyoruz. Bu tarz durumlardan müzdarip birçok insan için bazen fetva makamı bile devreye girebiliyor.
Bir keresinde bir vaka için bir hoca ne demişti biliyor musun? Zulüm altında ölen biri şehitlik makamındadır. Doğru mu? Tedaviye erişememek. Düşün, önünde kanlar içinde biri var. Bir insanın en temel yaşam hakkının elinden alınması aynı şey değil midir Cüneyt? İşte de ben vardım. Bıraktı beni. Beni bıraktı. Evet. Evet, seni bıraktı. Ama sen onu bırakma Cüneyt. Bırakma. Hatta onu anlamaya çalış. Eğer onu anlarsan kendini de anlayacaksın. Kızgın mısın bana? Bak Cüneyt, Zeynep'i almakla ilgili bana başka bir yol bırakmadın. Ya sen bile kaldıramıyorsun bütün bu olanları. Kız nasıl kaldırsın? Heder olduk kız. Haksız mıyım? Haklısın. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Bir tarafıyla haklısın, bir tarafıyla değilsin. Beni düşünüyorsun bana rağmen. Zeynep'i düşünüyorsun Zeynep'e rağmen. Çünkü siz kendinizi düşünmüyorsunuz. Devlet baba gibi konuştun. Ben de bir babayım Cüneyt. Baba olunca mı anlarım? Anlar mıyım? Ben babamdan bir şey anlamadım çünkü. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Yani hatırlamak istemediğin için mi hatırlamıyorsun, yoksa hatırlarsan bir şeylerden korktuğun için mi? Bunu bilebilir miyim? En azından bir hissiyatı vardır. Boşluk da bir his midir? O. Hem de en büyük histir belki de. Belki boş olması daha hayırlıdır. Şimdi benim biraz tefekkür etmem icap eder. Malum amcam da karşı karşıya geleceğim. Bu malum mesele mi? Nasıl anlatayım? Bir mücadele. Kimin haklı olduğuna dair. Post için. Hak için. Tamam işte. Kim haklıysa o posta geçecek. Posta oturmanın derdindesin diyorsun. Yok hayır, ben sadece işin ciddiyetini anlamaya çalışıyorum. Bir hayli ciddi. Kaybedersem yıllarca bir hücrede kalacağım. Ne? Gönlümü arındırmak için. Amcama kadrettiğim için. Cüneyt, bu senin durumunda biri için iyi değil. O zaman dua et doktor. Ya da şans dile. Hayır hayır, yapmamalısın. Geri dönüşü yok. Ne demek yok? Gidersin amcana, ben vazgeçtim dersin. Konu kapanır, olur biter. Liberal yaşam çok güzel, gelsene diyorsun. Hazreti İbrahim, o rüyayı görürken de orada olsaydın ya. Cüneyt, inançlarına saygısızlık etmiyorum. Ben sadece sağlığınla ilgili... Bu da bir çeşit sağlık. Şimdi sana anlamsız gelen bu iddialaşmalar, kaideler, kendi içinde tutarlı olduğu sürece... Tutarlı mı sence? Sadi Hüdayi'nin, amcanın, yani senin haklı olup olmadığına karar verecek olan insanlara sen güveniyor musun? Şükür ki fanilerde halk oylamasıyla karar verilmiyor. Cüneyt, sen nasıl geldin? Onu Allah bilir. Vallahi ben de anlamadım. Lakin vazifemi eda ettim. Şimdi gidiyorum. Bu senin mi? Keramet. Dergahım. Dedem, babam, amcam. Üçü de kullanmış. Son imtihana kadar bana geçti artık. En son gördüğüm vakit annemin gittiği vakitti. Babam nerede? Bismillah ya. Ödümü koparttın. Sen sabah demerin neredesin? Ama babam yok. Ne oldu o tesbihe? Bu dağıldı ama toparlayacağım. Taş tamam edeceğim. Hiç anlaşılmayacak. Yani koptu, anlaşılmayacak mı? Sen gel otur, gel.
Ya senin amcan yapıyor bu tesbihi. Hayatta anlaşılır mı? Ha? O tesbihi babamın da sana mı verdi? Cüneydim. Bu tesbih dergahındır. Dergahın olan da dergahta kalır. Ya Hayra? Annem gitti diye mi gitti babam? Bir daha gelmeyecek mi? Dön bakalım bana sen şöyle gel. Bizi terk etmeyecek yegane şey Rabbul Alemin'dir. Onun dışındaki her şey... Söyle bakalım. Neydi bizim adımız? Fani. Ya fani. Biz faniyiz Cüneydim. Bak ya Allah. Yahu sen var ya... Bize Allah'ın haber verdiği bir emanetsin ha. Biz de sana emanetiz biliyor musun? Ne gibi? Ha bak. Bu tesbih gibi. Hadi. Tut bakalım. Tut bakalım böyle kaldır. Aferin benim yeğenime ya. Aferin. Hadi bakalım. Cüneyt, amcanla sonrasında annenin ölümüyle ilgili tekrar konuştun mu? Bizim regresyon terapisinde hatırladıklarından sonra. Doğruyu söyledikten sonra hayır. Neden? Yani senin anlattıklarından sonra belki başka şeyler hatırlardım. Artık hatırlanacak bir şey var mı bilmiyorum ben. Ki amcamla da bu saatten sonra insani bir şey konuşur muyum onu da bilmiyorum. Zeynep'e iyi bak. Selametle. Yeşil çay. Yeşil çay, ver bakalım. Yük ağır, bari çay hafif olsun. Amcanla çatışma. Muaraza. Ben arıza var diyorum. Dünya arıza. Arıza olmasa makine çalışmıyor. Ters bir yerden girecek gibisin, belli. Dünyada bir araştırma yapılmış. Daha doğrusu araştırma değil, neredeyse kesin sonuç. Bilgisayar oyunlarıyla ilgili. Oynar mısınız? Benim zamanımda atariciler vardı. Oryuken diyorsun. Dünyanın en başarılı uzun süre oynanan oyunları. Aynı kişinin tekrar tekrar oynadığı oyunlar. Bu oyunların başarıları üzerine. İşte grafik tasarımları mı, senaryolar mı, yoksa oyundaki karakterler mi? Hiçbiri değil diyecek gibisin. Zorluk derecesi. Bir oyunu başarılı kılan yegane şey doğru ayarlanmış zorluk derecesi. Çok zor oyunları da, çok kolay oyunları da insanlar oynamıyor, terk ediyor. Sen de bunu hayata intikap ettiriyorsun. Bence öyle. Yaşamı çekilir kılan, yola devam ettiren bu zorluk derecesi. Korku ve umut arasındaki denge. Aynen öyle. Peki ya bundan da arıza çıkaranlar varsa? Nasıl? Oyunu daha da zorlaştıranlar. Benim gibi. Oyunların farklı zorluk dereceleri vardır. Hatta farklı deneyimler edinmek isteyenler için de çok daha zor, daha da zor seçenekler vardır. Ama iyi olan şu Cüneyt. Bizim oyunumuzda oyunu oynarken zorluk derecesini kendin ayarlayabiliyorsun. Nasıl? Amcanla çatışmayı bırak. Yıllarca kendini hücreye kapatmaktan vazgeç. Bunu konuşmuştuk. Bir daha konuşalım. Bir çeşit adrenalin bağımlılığı gibi düşün. Cüneyt, bence bu uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey. Din Afyondur'a bağladık bir şekilde. Hayır. Uyuşturucu bağımlılığı gibi. Dinde olan bir şey değil sizin bu yaptığınız. Bak, canı biliyorsun. Neler yaşadığını görüyorsun.
Cüneyt bak eninde sonunda birine zarar vereceksin. Can burada. Nerede? Dergâhta. Bırakmak istiyor. Onu affettin yani. Dediğim gibi isteyerek bir şey yapmadı. Şiddete şiddetle karşılık vermediğin için tebrik ederim. Bravo. İsteyerek bir şey yapsaydı o zaman durum farklı olurdu. Kısasa kısas cari olurdu. Nasıl? Çaresizlik fukaralıktır bir nevi. İnsan seçeneklerde fakirdir. Nasıl ki fakirin ihtiyacı olana çaldığı zaman el kesme cezası uygulanmaz, dert hırsızlığı meslek edilenledir. Sevdiğim birine bile isteye zarar veren birinin gözünün yaşına bakmam. Amcam dahi olsa, dergahın zararınaysa o zaman arıza çıkartırım. Karşısına dikilirim. Önemli bir husustan bahsedeceğim diyordunuz. Yok yok. Bu hücre meselesi için gelmiştim de şey artık bir anlamı yok. Anladım. Israrın bir anlamı yok. Hakikat faslı için bir duanızı alırım o zaman. Seni artık eskisi kadar rahat göremeyeceğim galiba. Dünya iş. Ehli tarih olup dünyadan el çekme yoluna girip bu kadar dünya işiyle uğraşmak da. İyi bir açmaz evet. Meksika açmaz. Hakka hizmet, halka hizmet nazariyesiyle meşrulaştırıyoruz işte. Merak etme. Birçok ideolojide var böyle açmazlar. Zeynep Hanım'la boşandık. Daha doğrusu o beni boşadı. Nasıl? Ehliyet verdim. Olabiliyor bazen böyle. Niye öyle yaptın? Bak Cüneyt, bu ikiniz için de en hayırlısı. İkinizin de kendinize zaman ayırması gerekiyor. Özellikle de senin bu bunca hengamenin içinde şimdi bir de baban. Abdülvahit Güneş. Onda da var mı D takıntısı? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Dünyadan geçmiş bir adam. Sanki hesap kapamaya gelmiş gibi. Bana pek tutarlı gelmedi. Neden? Yani böyle bir zamanda helalleşmeye gelmesi ya da barışmaya. Posta oturduğum için olabilir mi? Cüneyt, genelde böyle yüzleşmeler karşı tarafın kötü zamanlarında olur. Bir ne bileyim bir hastalık, bir kaza, bir ölüm, cenaze. Yani barışmalar böyle durumlarda yaygındır. Düğünlerde de barışır insanlar. Evet ama hani o biraz zoraki bir barışmadır. Kişinin kendini karşı tarafa en yakın hissettiği zaman onun zorda olduğu, kötü durumda olduğu zamanlardır. Hayatta kalma içgüdüsü diyelim. Ortak bilinçaltı. Böyle bir durumda babamın ne hissetmesini beklerdin peki? En azından kıskanmasını. İtham etmek için söylemiyorum Cüneyt. Basit bir gerçeklikle o senin baban sonuçta. Ama annenle yaşadığın süreçte kendisinin hak iddia edebileceği makamda sen varsın. Bu bir erkeği zorlar. Bu durum seni zorluyor olabilir mi? Nasıl? Sen benim üstümde makam sahibi biri olarak o makama başka bir ortağın gelmesi seni de benzer hisler hissettirmeye sevk ediyor olabilir mi? Bilmem, olabilir mi? Hasta mesela. Doktor değiştirdiğinde ne hissediyorsun? Hemen değerlendirmesini yapıyoruz tabii. Yani neden ilerleme kaydetmedi, niye memnun olmadı? Benimle alakalı böyle bir şüphen olmasın. Senin hakkın ödenmez. Bence tam tersi Cüneyt. Sana çok haksızlık ettim. Biraz şahsileştirdim. Şahsileşmese bazı şeyler değişmezdi. Bunlara bir hayır vardır diyorsun. Senin yaşadığın dünyadan dolayı basit geliyor olabilir. Fakat fanilerin kız çocuklarının okula gitmesi ne demek? Ee,
anlayamasam da farkındayım. Mümkün mü? Olabilir mi? Sana bağlı. Hazmetmesi zor bir mesele. Kızamıyorum onlara. Yavaş yavaş onların anlayacağı bir yol düşünüyorum hep. Yavaş yavaş. İnönü çok önemli bir kurmaymış. Harp Akademisi'nde de müstesna bir öğrenci. Tabii paşa bunun kuramsal zekasını hemen fark ediyor ve yanına alıyor. Ondan sonra da yanından ayırmıyor. Cumhuriyet kuruluyor. Kurulduktan sonra sıra inkılaplarda. En zoru da harf inkılabı. Bunun için İnönü'yü görevlendiriyor. İnönü sıkı bir çalışma yapıyor. Bayağı gecesini gündüzüne katıyor. İyi bir dosya hazırlıyor ve getiriyor. Paşanın önüne koyuyor. Paşa şöyle dosyaya bakıyor, inceliyor. Ve soruyor, diyor ki, ne kadar sürede geçiş yapabiliriz? İnönü diyor ki, işte şöyle böyle fasıllar, geçişler, 6 yıl. Paşa dosyayı masaya bırakıyor ve gözlerini İnönü'nün gözlerine dikip şunu söylüyor. 3 ay. Yaptın, yaptın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.